Önce Ersin'e gideyim. Evet. Ersin, bana üç tane ülke gündemini sayabilir misin? Tabii ki istihdam, özellikle genç işsizlik. Evet. Siyaset bilimi kamu yönetimi alanında ben yüksek lisans öğrencisiyim. O yüzden daha çok dış politikayla ilgili meseleler benim Dış ilgimi çektiği için. politika. Ve ekonomik ve hukuki reformun Türkiye iç siyasetindeki gündemi. Benim Peki. takip ettiğim kadarıyla bu meseleler. Bu meseleler. Peki bir soru da. Sandığa Tabii. gittiğinde 2023'te oy kullanıyorsun herhalde. Sandığa gitmeyi düşünüyor musun? Kararsızlardan mısın yoksa? Açıkçası kararsızlardanım ama tabii ki de aktif yurttaş olarak gidip en doğru, en uygun bulduğum şekilde oyumu kullanmayı düşünüyorum. Peki, sandığa gittiğinde oyunu ne belirleyecek? Soru şu. Geçmişte yaşananlar mı? İşte 2000 öncesinde olan bitenler vesaire. Yani en sıcak gündem o olduğu için konuşuyorum. Daha geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Ondan sonra da Z kuşağı muhalefette cevap vermeye başladı. Yani 2000 yılında olanları mutlaka seçim geldiğinde dile getirecekler. İşte senin döneminde şöyleydi, 2000'den önce böyleydi, SGK boşluydu, o boşluydu, bu boşluydu vesaire. Veya senin oyununun rengini şu anda yaşadığım koşullar mı belirleyecek? Hangisi daha etkili? Ya tabii ki geçmiş meseleler önemli. Bu bahsettiğiniz sorunların birçoğu örneğin 2008 yılında, 2010 yılında, 2012 yılındaki tartışmalara baktığımızda belki bir neticede anlamlı gelebilir. En azından insanların tercihini etkilemesi bakımından. Fakat 2021 koşullarında hala 90'ların meseleleri üzerinden, 2000'lerin başlarındaki meseleler üzerinden bir yönlendirme yapmak, manipüle yapmak bana pek doğru gelmiyor. Ben de sandığa gittiğimde şuna bakacağım. Topluma ne vaat ediyorsunuz? Ve bu vaat ettiğinizi gerçekleştirmede ne kadar samimisiniz? Yani bir ortada bir vizyonunuz var mı? Yani benim için önemli olan o. Bir de Evet. bu genç işte Z kuşağı ile ilgili şu mesele var. Siyaset yapıcılar şunu zannediyorlar. Rap şarkısı yaparak gençleri ikna edebileceklerini zannediyorlar. Aslında bu mesele bile gençleri anlamada ne kadar yetersiz kaldıklarının bir Ne yapsın gösterisi. adamlar ya? Ne yapacak? Size nasıl ulaşacaklar? Bize Fatih Bey şöyle ulaşacaklar. Bugün parlamentoda yer alan genç milletvekili sayısı ne kadar? 3-4 tane. Yani Belediye meclis üyelerinde veya siyasi partilerin MKYK'sında üst düzey politikaya yön verenlerde genç sayısı ne kadar? Çok sınırlı. Siz gençleri dinlemezseniz doğal olarak gençleri anlayamazsınız. Gençleri de anlayamadıkları için rap şarkılarıyla bir şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Ben bu ya, şekilde düşünüyorum. peki Ersin sana son bir soru soracağım. Yüksek Tabii. lisans yapıyorsun değil mi? Evet. Hangi üniversite? İstanbul Medeniyet Üniversitesi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Peki iş bulamadığın için mi yüksek lisans yapıyorsun yoksa gerçekten bir öğretim görevlisi olmak için mi yüksek lisans? Şöyle Fatih Bey, ya ben şuna inanıyorum. Evet. Her birey topluma borçlu doğar. Ya tabii ki de iyi yaşamak, rahat koşullarda yaşamak o kişinin hakkıdır. Ama topluma da bir borcu bulunur. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ve en büyük isteğim akademisyen olmaktı. İşte üniversiteyi bitirdim, askere gittim, geldim, master'a başladım. Fakat Türkiye'deki kadrolar çok sınırlı, istihdam çok çok sınırlı ve maalesef kayırmacılık denen bir mesele de var. O yüzden bu pek mümkün olmadı. Fakat ama bu girişim dediğimiz bir mesele var, genç girişim. Biz de dedik ki arkadaşlarla biz akademisyen olamıyoruz. Bir şekilde mümkün değil aslında. Puanlarımız da fena değil Yani ama adam kayırmadan mı bahsediyorsun tabii bu? tabii tabii kayırmacılık dediğimiz mesele Yok mu her türlü. Ersin? Maalesef, Yani günümüzde her dönemde vardı adam kayırma vesaire, insan kayırma, birisine yakın olanların girmesi etmesi. Şu anda nasıl peki? Yani bir yere girebilmek istiyorsan ne olman gerekiyor? Fatih Bey maalesef çok yüksek. Hani dediniz ya sen sandığa gittiğinde en çok neye dikkat ediyorsun diye. Bu mesele benim için çok önemli. Kayırma. Çünkü ben topluma borcu olduğunu düşünen bir bireyim ve yani yani belediyedeki 1 TL'nin toplum malının hani gasp edilmesiyle yani 100 bin TL'nin 1 milyonun gasp edilmesi arasında ben bir fark görmüyorum. Hani bu kayırmacılık konusu benim için çok önemli ve kamuoyu araştırmalarına da baktığımız zaman gençlerin hani iş bulamama,
sebeplerine baktığımızda bir diyor ki iş olanakları yetersiz. İki diyor ki kayırmacılık, torpil denen bir mesele var. Yani bu aslında konunun vahametini bir anlamda gösteriyor Peki. baktığımızda. Teşekkür ediyorum Ersin.